Arkadaşlarım merhaba. Bir gün sonra yine geldim araziye. Dedim bir tarlaya tutayım. Sinyalleri burası kaçmasın. Dedim bir tarlaya tutayım arkadaşlar. Şuradan çıktım. En sonki videomda şu kurumuş ağacın oradaydım. Buraya geldim, malzemelerimi getirdim. Dedim bir tarlaya bakayım, acaba söylediğim gibi mi, insanlara mahcup olmayan bir şey var mı? Normalde kazmayı düşünmüyordum ama bunu kazacağım çok kenarda. Bu tarlaya girmeyeceğim arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Çünkü ekilmiş, gördüğünüz gibi çıkmış o da. Burayı tahrip edemem. Çünkü arkadaşlar, yani yazık, insan o kadar ekmiş. Bunlar büyüyecek. Bize yine yiyecek içecek olacak. Hep derler yani, ne derler. Yani sonuçta biz ekmek yiyoruz bundan, ihanet edemeyiz. Tarlaya girmeyeceğim. Sinyal yakında diye bakacağım. Aslında şöyle bir yürüyeyim çıkayım diyordum. Ama buradayken aldım sinyali. Bunu kazacağım arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Bir tane iki tane artık buradan şey olacak yani. Sadece buna bakacağım. Geride üzerine kapatacağım. Girmeyeceğim bu tarlaya. Kesinlikle girmeyeceğim. Burada bir tanesi gitti bile, yazık. Çıkmaz da şimdiki oradan. Ama bizim ben çok insan tanıyorum. Adam böyle araziye elini kolunu sallayarak giriyor yani. Her tarafı köstebek deliği gibi açıyor. Bir de işte dünkü bahsettiğim konu da buydu yani. Şimdi bizim ülkemiz arkadaşlar, bunu serbest yaptığın zaman adam alacak eline çapasını, 4-5 kişi ekibi kuracak. Gelecek arabasını da park edecek şöyle tarlanın kıyısına. Girecek adamın ekininin içine. Hükümetin de işi yok sanki. İşi az başında. Bir de bu tarz dövüşle, kavgayla uğraşacak yani. Bulamadım. Buldum, buldum. Bu sefer de karga sesi geliyor. Arkadaşlar bu para devasa bir karga. Sesinden korktum resmen. Vallahi korktum. O kadar tepemden geçti. Sece. Zaten bilen biliyordur. Bu çok iri bir para. Şöyle göstereyim kocaman. Bir sece. Hurda diyebiliriz buna. Belki temizlense bir şey çıkabilir mi içinden bilmiyorum ama sece yani. Şöyle göstereyim. Biraz elimle bastırdım. Dibi çıktı paranın. Değişik bir üzerinde oksit var. Çok farklı bir tabakası var. Bunlar bronz yani zannedersem. Burayı yine kapatacağım. Adamın tarlasına yazık, günah. Girmeyeceğim abi isterse. İçinde bir küp altın olduğunu bulsam yine girmem. Vallahi girmem. Zaten beni tanıyanlar biliyorlar zaten kaç aydır yaptığım işten, girmem yani. Ama ilerleyen zamanlarda girerim. Burası biçildikten sonra. Sürülür artık burası. Ondan sonra girerim arkadaşlar. Şöyle kıyısında gezelim. Bu arazi Bizans dışında biraz daha zor atıyor. Dağımızda herkese söylüyorum. Arkadaşlar lütfen kaçak kazı yapmasın kimse. Tahrip edilmesin. Yani bu mezarlar, eski heykeller. Geçen sene bir Amasra gezisine gittim. Tatil amaçlı. Yani gezi değil, tatil olarak. Amasra'da biliyorsunuz arkadaşlar, bir tane böyle bir kocaman böyle kuş. Böyle bir dağın tepesinde. Kayada oyma var. Böyle kartal şeklinde. Oraya da kuş kayası mı öyle bir şey diyor çevredekiler. İsmini öyle bir şey koymuşlar.
Oraya çıkmak nasip oldu. Demir var. Oraya çıkmak nasip oldu arkadaşlar. Görseniz işler acısı. Yani adamlar onu bile, oradaki kocaman denizden bile gözüküyor yani, öyle söyleyeyim size. Yüksek bir yerde. Adamlar onu bile kırmışlar balyozdan ya. Onu bile kırmışlar. Birkaçı da gelmiş sprey boyayla sevgilisinin ismini yazmış. Amasra'nın plajına indim. Müze var. Müze artık malzemeyi alamıyor arkadaşlar. O kadar dolu malzemeyle. Taşla böyle heykeller o kadar dolu. Plajına böyle dizmiş. Turistler görsün diye lahitleri, lahit kapaklarını. Adam gelmiş sprey boyalı oraya sevgilisinin ismini yazmış. Koca lahit kapağına ya, 2000 senelik lahit kapağına adam gelmiş sevgilisinin ismini yazmış. Yani gerçekten işler acısı bir haldeyiz ama Allah sonumuzu hayır etsin yani. Çekişte mi? Bundan etkileniyor. Dostlarım bir sinyal bulduk. Yani gerçekten Splex'ten bu kadar memnun olacağım aklıma gelmezdi. Çok harika bir güncelleme oldu arkadaşlar. Yani şiddetle size tavsiye ediyorum bu güncelleme 2.76'yı. Güzel ama 2.68 kullananlar yapmasın. Onlarınki çünkü daha da güzel. Galet tutar mı? Bu konu hakkında çok soru aldım. Instagram'dan da aldım. Vallahi buradan altında da boşluk var arkadaşlar. Yani hemen boşalıveriyor. Yani şu küçük küçük öbek öbek boşluklar çıkıyor. İşte Simplex galet tutar mı? Ya da hangisi Simplex mi alayım, galet mi alayım diyorlar. Galeti tutmaz. Yani 350 ice, euro ice. Yani 350 serisi ve üzeri galeti tutmaz yani bu cihaz. Onlar daha iyi. Şu anda gene iyi iş görür ama yani garet de tutmaz arkadaşlar. Garetin o çan sesi, hep derler garet kullanıcıları, garette çan sesi. Çan sesi duyduğun, ince tizli çan sesini duyduğun zaman malzemeyi buldun demektir yani garette. Bunda belli olmaz, değersiz de çıkabilir. Ha ben çok kullandığım için çıktı. Ney bu? Bizans. Temiz bir Bizans. Mis gibi bir Bizans. Küçük bir Bizans. Ama güzel yani, medeniyetlerin arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Yani bir tarafta SC. Kalınlığa bakın yani. Arkadaşlar. Kalınlığa bakın aradaki. Müthiş fark var. Yani garet tutmaz. Söylemek istediğim konu o. Garet farklı bir şey yani. Garet farklı bir cihaz. Garetin hastası garetten vazgeçmez. Daha önce de söyledim. Minelab'ın hastası Minelab'dan vazgeçmez. İkisi de birbirini kötüler. Garetçiler Minelab'ı kötüler. Minelab'çılar gareti kötüler. Çünkü artık onlara alışmış adamlar. Birbirlerinin cihazını kullanamıyorlar yani. Garetçi eline Minelab alınca kullanamıyor adam. Minelab'çı da garetle yani böyle küçük bir sinyali çok dağıttığından dert yanıyorlar. Garetin. Garetin özelliği bu. Şimdi mesela metal diyelim şu arkadaşlar. Şu. Bu diyelim para. Toprağın 10 santim altında. Garette buradan salladığınız zaman bile görür o metali. Yani illa böyle üzerine getirmenize gerek yok. Düşük frekanslı cihazlar gibi. Buradan salladığınızda bile görür onu. Dıt 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 öter. Onu görür yani toprağın altında. Onun için biraz yayar. Garetçilerin tabi ele alışkın olduğu için onu gene hemen üzerine getirir. Döner, artı yapar, artı çizer, gene bulur. Garet biraz yayar frekansı. Bu da iyi bir şey. Bobini sallarken daha fazla alan taramış olursunuz. Garet cihazında. Zaten o zaten çok bilindik meşhur çan sesini duyunca da zaten malzemeye kapmışsınızdır. Ama fiyat performans olarak yani fabrika ortamında üretilmiş bir cihaz. Fabrikadan çıkmış bir cihaz. Bu fiyata da başka fabrikadan çıkmış yerli cihaz yok. Onu da size söyleyeyim yani. Çalışma frekansı da güzel. Ne tarafa gitsem bilmiyorum arkadaşlar. Ben biraz daha gezineceğim. Gene güçlü bir sinyal. Dostlarım,
Simplex güncellemeden sonra sinyalleri de güçlü vermeye başladı. Yani yabancı cihazlar çok pahalı gerçekten. Yerliler ucuz. Güzel böyle fabrika ortamında olmasa da yine böyle güzel cihaz üreten dostlarımız da var. Ben bazen rast geliyorum. Sağda solda da görüyorum. Böyle elim alıp bir deniyorum cihazı. Adam yapmış yani. Bunlar tabi standart anakartlarla üretiliyor. Yani adam standart anakart satın alıyor. Üzerinde değişiklik yapıyor işte. Yazılımıyla uğraşıyor. Bobiniyle uğraşıyor. Frekans gücünü değiştiriyor. Ortaya sonra iyi bir cihaz çıkıyor yani. Ve ucuz yani bizim Türkiye şartlarında o cihazların alınması uygun yani yerli yapım. Arkadaşlar bunu buldum. Bir kurşun parçası dümdüz. Bakın dümdüz bir kurşun parçası. Şöyle bükülüyor. Büküldü. Güzel. Güzel bir çöp. Ama ne amaçla yapılmış orasını bilmiyorum. Bu merminin kurşunu değil dümdüz para gibi kurşun. Yani eskiden demek ki bunu da artık bir amaçla kullanıyorlarmış. Henüz bunlar var. Biraz daha gezeceğim. Söylediğim lafı da unuttum yine. Yerli cihazlarda hani derseniz ki işte Simplex benim işimi görmez. Ben grup para arıyorum kardeşim. Ben tarlaya çıkıyorum. 60-70 santimden, 80 santimden, 90 santimden grup paraları bulmak istiyorum derseniz o zaman bundan biraz daha düşük frekans çalışan yerli cihazlar var. Aynı bu G-Max'lar gibi cihaz üretenler var. Güzel cihaz yapıyorlar. Onların cihazları iniyor. Ama böyle dağda da mesela ben ekranlı cihaz tabi tercih ettiğim için ekranlı cihaz kullanıyorum. Onlarda ekran yok. Ama derin mi? Derin. Normalde hani o tarz cihazlar böyle yüzeydeki böyle altın yüzüklere ya da gram altınlara falan duyarsızdı ama son zamanlarda onu da artık yavaş yavaş aşan yerli yapan ustalar çıktı. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Onu da aştılar. Adamlar gram altın da buluyor artık. Adamların cihazı. Düşük frekans çalıştıkları için derinlik odaklı cihaz oluyor. Yüzeydeki altınları görmüyor. Yani biraz kütle büyük olması gerekiyor onun görebilmesi için. Mesela tarlaya girdiğiniz zaman arkadaşlar siz önden gidersiniz. Derindeki sadece bakır paraları toparlarsınız. Ama mesela arkanızdan bir mine lab girdiği zaman sizin önlü arkalı girdiğiniz zaman yüzeyden dünyanın böyle altın parçası, küçük gramajlı altınlar, ince altın yüzükler bunlar toparlıyor gidiyor adam mine lab'la. Yani bu düşük frekans olunca da böyle sıkıntı oluyor. Yani daha çok kütlesel oluyor. Kütleye odaklı bir cihaz oluyor. Ve derine odaklı. Yüzeyi kaçırıyor haliyle. Düşük frekanslı olunca. Genelde benim memnunum yani. Bunun görmediği yerde gareti kullanıyorum. O da görüyor arkadaşlar benim işimi. Yeter bana. Zaten tek tekçilikse yani eğer onu. Arkadaşlar yine buldum. Bir bilgi daha vereceğim. Yine çok soru aldığım bir bilgi. Yine bu cihaz hakkında. Bu soruyu bana çok soruyorlar. Çok çok fazla soruyorlar. Simplex'i hangi modda kullanacağız? Toprağın rengi değişti resmen. Bu
Burada da yine boşluk var arkadaşlar ya. Vallahi hayret bir şey. Bugün hep boşlukta geliyor da toprağın altından küçük küçük. Hangi modda kullanacağımız? Arkadaşlar şu birinci mod arazi modu ve park 1 modu. Hangisi işinize geliyor? Sesi dinleyin. Bu daha çok böyle ben değerliyim diyor. Ben arazi modunu kullanıyorum. Bu da biraz parazitli gibi çalışıyor. Dersene ki sen niye bu modda kullanıyorsun? Hani rakamsal değerleri de zaten değerli olduğunu anladım. İşin normalde park 1 modu daha güzel. Arkadaşlar daha güzel bir mod yani. Daha net bir mod. Park 1 modunda kullanabilirsiniz. Nerede acaba? Burada. Bulduk. Pointer'ın sensitivitesinin çok açık olması da iyi değil. Gördüğünüz gibi yani 7-8 santimden yanıltıyor insanı. Çok güzel bir mühür buldum arkadaşlar. Harika bir posta mühürü buldum. Azıcık şurası kırılmış ama harika. Harika bir mühür. Hatta şöyle söyleyeyim, bulduğum en güzel posta mührü bu şu anda. Çok güzel bir mühür buldum. Müthiş. Yani şaka maka bugün de yine bir şeyler bulduk yani. Ama bayağı gezdim yine. Yani şu şekilde bir de ağaçlık bu bölge. Yani böyle taramak da zor oluyor arkadaşlar. Böyle tarayarak, direkt böyle dalmadığım için ben araziye tarayarak geliyorum. Zor oluyor. Böyle en yukarıya çıkken ağaçların arasında dolanarak gel. Üstüm başım hep batıyor. Çok da gelemedim. Buradan buraya kadar gelebildim. Buradan şuraya kadar çıkacağım. İçine baktım zaten buranın, biliyorsunuz. İçinde zaten gezdim. Karşı tepeye çıkmadım. Karşı tepeye, karşı tepenin arkasındaki vadinin altından ta şu uzakta görmüş olduğunuz tepeye kadar gideceğim. Yani toplamda. Yavaş yavaş tabii. Acele işimiz yok. Yine böyle sohbet ede ede konuşa konuşa. Artık hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı da kalktı. Belki birkaç videomuzda canlı yayın da yapabiliriz. Güzel olur. Hatta şöyle de bir güzellik yapacağım ileride. Arkadaşlarım. Bulduğum böyle Osmanlı falan. Alımı satımı serbest. Osmanlı yüzüğü, Osmanlı parası, bu tarz bulduğum şeyleri böyle ufak çekilişlerle millete dağıtacağım ilerleyen zamanlarda. Yani böyle güzellikler yapacağım yani. Mesela çıkartacağım ne bileyim güzel bir yüzük, taşlı yüzük. O zaman çekilişle birine vereceğim yani. Mesela neye göre işte ne bileyim nasıl seçebilirim insanları. İşte o zaman derim ki işte yormak yazın arkadaşlar, çekilişe katılmak istiyorum. Katılırsınız. Başlatırım evde canlı yayını. Herkesin ismini yazarım, atarım bir fanusa, karıştırır çekerim, artık kime çıkarsa ona gönderirim gider yani. Öyle de bir güzellik yaparım. Çünkü biliyorum çok hevesli insan var evinden çıkamayan. Bir nebze olsun onların da bu virüs pandemi döneminde onlar da böyle bir nebze olsun, bir iyiliğimiz dokunsun yani. Yine bu videom bu şekildeydi. Arkadaşlar yoruldum. Eve gideceğim. Bugün kahvaltı bile yapmadım. Yarın yine gelirim muhtemelen. Ki geleceğim. Yarın da arazideyim. Belki yarın buraya gelmem de çubuk videosu çekmeye giderim. Çubukları kullanmaya. Şüphelendiğim birkaç kayalık alan var. Oralara tutacağım cihazı. Birkaç orada keşif yapmayı düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda orada açılmış bir kasa gibi bir şey var. Başka olduğunu da düşünüyorum. Bilmiyorum var mı yok mu. Belki de mezar vardır. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama
Bir inceleyeceğim yani o araziyi bir incelemek istiyorum, bir bakmak istiyorum. Çubuklarla. Bakalım yani arkadaşlar, genel olarak hep tek tekçiliğe de şey yapmıyorum yani, sıkı canım sıkılıyor böyle hep tek 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 tek. Bazen de çubuk videosu çekmek istiyorum ya da bazen böyle arazide gezmek istiyorum. Yürüyüş yapmak istiyorum kimi videomda, yeni keşifler yapmak istiyorum. Bunları size de izlettirmek istiyorum yani, hep arazide böyle dıt 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 çıkar para, dıt 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 çıkar okucu. Çok aslında böyle şeyler aslında çok keyifli şeyler de değil. Yani biraz ben 500 tane video çekerim böyle. Dıt 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 para çıktı, dıt 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 okucu çıktı, şu çıktı, bu çıktı, çöp çıktı, kurşun çıktı. Yüzlerce video yaparım ama ben kendim zevk alamam. Ben alamadığıma göre siz de alamazsınız arkadaşlar. Biraz böyle farklı kendi yaptığım aktiviteleri de katacağım videolarıma. Mesela dediğim gibi böyle üzerime rahat bir şeyler giyip sırt çantamı alıp böyle arazide yeni yerler keşfetmek mesela. Bu tarz, havalar da ısınıyor, bu tarz videolara da yoğunlaşacağım. Bir eski bir laf var, tam unuttum, adı aklıma gelmedi de. Onu örnek vereceğim. Yani böyle sadece dıt 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 para buldum demek değil de yani o konu hakkında size bir söz söylemek istiyorum. Tam adı aklıma gelmedi. Bir laf vardı. İşte bana balık verme, balık tutmayı öğret gibi. Yani aslında bakarsak hani böyle dıt göstermenin yerine hani biraz da böyle insanlara yeni bir şeyler öğretmek, kendi böyle tecrübelerimiz, büyüklenmek için söylemiyorum. Benden çok eski ustalar var. Ben onların yanında konuşmam bile yani. O adamların konuştuğu yerde ben ağzımı bile açmam. 20 yıllık usta var. Eskinin cihazlarını ben biliyorum, böyle yerinden kalkmıyor. Her tarafı demir. Adam onlarla daha biz çocukken adam o cihazlarla çıkıyormuş herhalde. Ben onun yanında konuşamam bile. Ama yine kendi yaptığım tecrübelerce araştırmayı severim. Araştırmacı bir insanım. Kendi tecrübelerime dayanarak böyle güzel videolar, çekimler, arazide gözüme çarpan şeyler, geziler, içerikleri bu şekilde büyüteceğim arkadaşlar. Bu videom bu şekildeydi. İleride bir şey var ama bir hayvan, kedi mi? Bilmiyorum. Yabani kediler de var bu arada burada. Biliyorsunuz onlar insana kesinlikle yanaşmıyor, yabani kediler. İleride var küçük bir hayvan ama. Bu videom bu şekilde arkadaşlar. Destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.